Bir memlekette hürriyet olması, her şeyin açık olması çok güzel bir şey. Diktatörlük olması çok fena. Ama diktatörlük nasıl oluşuyor? Bu çirkin ot, bu mikrop nasıl ürüyor, nasıl büyüyor? Dal kavuklardan ürüyor. Dal kavuklar olduğu için, destekçiler olduğu için zalimler türüyor. Hiç kimse desteklemesin, hiçbir zalim türemez. O halde zalime destek olmak çok büyük bir suçtur. Adam yaptığı işin fenalığının farkında değil. Zalime destek olmayacak. Başka? Zalime dobra dobra hakkı söyleyecek. Hadi, bu daha zor. Efdalül cihad, kelimete hakkın inde sultanın cair. Cihadın en kıymetlisi, en faziletlisi zalim hükümdarın karşısında ona hak sözü söylemektir. Dobra dobra söyleyecek. Şimdi biz ne yapıyoruz? Bizim zulmümüz nasıl olur? Zalimi reyle desteklersin, olur zalimin destekçiliği, dalga olur. Zalimin gidersin, alkışlarsın, ben de sana katılıyorum, senin fikrindeyim dersin, olursun destekçisi, dalga olur. Ne yapacaksın? Haksız olan kim olursa olsun ona haksızlığını söyleyeceksin. Kur'an-ı Kerim'de Allah ne buyuruyor? Velev ala enfusikum evil valideyni vel akrabin. Adaletten ayrılmayın. Kendi aleyhinize de olsa, ana babanızın, akrabanızın aleyhine de olsa adaletten ayrılmayın. Adaletli olun diyor Allah Teala Hazretleri. Kendi babasına bile iltimas yapmayacak. Kendisini bile kayırmayacak. Kendisinin aleyhine bile olsa adaleti icra edecek. Hakkı söyleyecek, hakkı yapacak. Müslümanlık bu. Şimdi bunlar yapılmıyor. Adaletin kitaplarda adı kaldı. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Mahkemelerde adalet yok, rüşvet var, yalancı şahitlik var, avukatlarda yalan, haksızlık, diz boyu. Zalim kimdir? Zalim genel manasıyla başkasının hukukunu çiğneyendir. Toplu yaşayışın ve özel yaşayışın temel prensibi adalettir. Ana prensibi. Şu prensibe bakın. Bak ne buyuruyor Allahu Teala Hazretleri? İzzetime, celalime andolsun ki ben azizim. Yani beni hiç kimse yenemez. Zalimden hem dünyada hem ahirette intikamımı mutlaka alacağım. Şu prensibe bakın. Biz Allah'a inanmışız, zulümden korkuyoruz. Polisten korkmuyoruz. Hükümetten korkmuyoruz. Efendim bir mahkemeden korkmuyoruz. Hapisten korkmuyoruz. Ölümden korkmuyoruz. Dedelerimiz de korkmamış. Biz de korkmuyoruz. Vallahi korkmuyoruz. Ama tabancalı fedaileri var. Efendim gücü var, kuvveti var. Görürüz, görürüz. O onun imtihanı. Şu sırada Allah onun ipini salıveriyor da ondan var. Ondan kendisini bir şey yapabiliyorum sanıyor. O zalimin sonuna bak sen. Göreceğiz. Bekle o zalimin sonunu. Bu hadis-i şeriften anlıyoruz ki zalimin dünyası da perişan. Sadece ahireti değil. Bu dünyada da belasını bulacak. Bu hadis-i şerif ona şahit. Zalim bu dünyada da belasını bulacak. Zalimin zulmü en sonunda kendisini helak eder. Ve mutlaka ve mutlaka mazlumu ona yardım etmeye gücü yeterken görüp de yardımsız bırakandan da intikamımı alacağım buyuruyor Allah. Bu iki cümleyi hatırınızda tutun. Hayatınızı buna göre tanzim edin. Allah'ın sizden intikam almasını istemiyorsanız zalimi hoş görmeyin, mazlumu yardımsız bırakmayın, kendiniz zulme girmeyin, zulme de uğramaya razı olmayın. İslam sevgi dini, merhamet dini, fakat karşı taraf bu baskıları, hücumları, zulümleri arttırdığı zaman onların zulmüne karşılık vermek ve savunmak mecburiyeti hasıl olmuş. Bu zamanın zalimleri, bu zamanın cebbarları da anlayacak. Hepsi anlayacak. Ah diyecekler, keşke levkünnâ nesme'u evne akilu. Keşke kulağımıza girseydi o sözler, işitseydik o sözleri, akletseydik nesme'u evne akilu. Mâ künnâ fi ashâbi seyir. Niye duymadık o lafları? Niye dinlemedik? Niye kulak asmadık? Niye anlamadık? Niye doğru olduğuna efendim kani olmadık, sezemedik onu diye
Hepsi pişmanlık duyacaklar. Hepsi son derece pişman olacaklar. Firavun gibi anlayacaklar. Nemrut gibi anlayacaklar. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'den. Ben de Peygamber Efendimiz'den işittim ki innen nase insanlar, ahali, halk izâ re'evuz zalime zalimi gördükleri zaman felem ye'huzû alâ yedeyhi onun iki elini tutmadıkları zaman, zulmünü engellemedikleri zaman evşeke en ye'ümmehumullâhu bi'ikâbim minhu az zaman sonra Cenab-ı Hakk'ın hepsine birden azap vermesi gecikmez. Hepsine birden azap gelir. Çok geçmez, kısa bir zaman sonra umumi bir azap gelir onlara. Şimdi öğretilerde, anlatılanlarda, masal kitaplarında, hatta o masal kitapları mı, okulda yazılmış kitaplarda Salih'in devesi. Hep ne Salih'in gibi. Devesi kardeşim? Nerede? Mucize. Nakatü Salih demiyor Allah. Allah'ın devesi. Ya. Allah'ın devesi mi olur? Olur mu? Ha, Allah'ın devesi. Buradan Necaz'a gideceksin işte. Burada Semud kavminin adı, bak Semud adı size ipucu olsun. Semud, suyu kıt olan yer demek. Tamam mı? Hmm. Suyu kıt olan yerde ne biter? Arpa buğday bitmez. Bitmez. Diken biter. Tabii, dikenli biter. Yerde en çok ne yaşar? Deve. Deve yaşar. Tabii. Tamam mı? Deve yaşar. Evet. Demek ki o toplumla o yörede deve toplumun geçim kaynağıdır. Naka sıradan da deve değil. Hani bunu daha önce çok şey yaptık. Verimli 5 yaşında doğurgan sütü, yünü her şeyle istifade edilen bir şeyden. Evet. Buradaki deveyi normal deve olarak almayın buradaki ayetleri. Bunlar sosyal kurumlar. Bizim salat diye, diğer ayetlerde salat diye geçen şimdi kavram. Bu adamlara Salih Peygamber salatı emretmiş. Salatı getirmiş. Allah'ın vahyiyle onlara tebliğ etmiş. Salatı ayakta tutacaksınız. Bu salat, Allah'ın salatı, Allah evet. rızası için bunu ayakta kamu yararına tutacaksınız. Bugünkü deveden gidecek olursak bile o toplumun içerisinde 100 deve, 1000 deve neyse evet. kamuya ait ayrılmış. Şeyler olmuş. Bu nedir? Bu kamuya ait develer bugün için hani Cumhuriyet'in ilk yıllarında Etibank, Süberbank bilmem ne şey gibi. Böyle işçi çalıştıran kurumlar böyle vardı. Şeyler kurumlar olursa bu onlar yani. Onun gibi. Onların gibisi yani. O günkü şeyde buna de. Karşı çıkmışlar. Des tutmuşlar, onu tırpanlamışlar. Ayaklarını, gelir kaynaklarını kurutmuşlar. Tamam. Evet. Tamam, gelir kaynaklarını kurutmuşlar. Yani nasıl şey yapmışlar? Devi böyle tırpanlamışlar, hani inciklerinden kesmişler ya. Çok artmışlar, tamam. Bunun şimdi de ne oldu? Kamu kurumlarını, kitleri tamam zarara sokmuşlar. Şimdi kapatmışlar, herkesi işsiz bırakmışlar. Ve böylece de sonunda ne olmuş? Bunun üzerine hemen onları şiddetli sarsıntı yakaladı ve yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Dizüstü çökmek, evet. Tamam. Şiddetli bir sarsıntı. Ne sen? Deprem mi oldu? Toplumsal bir sallantı. Çöküş, ekonomik çöküş oldu ekonomik kardeşim. Çöküşü, tamam. Değil mi? Ekonomik olarak çöktüler. Tamam. O zarar eden kitlerini, bilmem bitlerini de yabancılar geldi, ellerinden aldı. Bunlar da dizüstü çöke kaldı. O ülkelerinde köleleştiler yani. Tamam mı yani? Tamam. Dizüstü kelimesi çok. Tamam, dizüstü çöke yani. Kaldılar evet. diyor. Tamam mı? Onlar değil yani bu. Dizüstü çöken adam sürünen adamdır. Hmm. Tamam mı? Kamu işlerini bu şekilde çarçur ettiler, bitirdiler, batırdılar. O toplumda onun toplumları da sürüm süründü. Bak şimdi. Burada herkes şunu bilecek. Biraz sonra başka ayette. Şimdi bu toplumda o toplum çöktüğü zaman yani şöyle anlatayım, diğer bir ayet daha gelecek, bir başka toplumla ilgili orada biraz daha net göreceğiz. Şimdiden de hatırlatma yapayım. Burada efendim ona bir sarsıntı geldi, onlar yok etti. Bak hayır, yok etmediler. Yok oldukları zaman, burada o bela geldiği zaman, o sarsıntı, ekonomik çöküş geldiği zaman dizüstü çöktüler. Evet, o çok sürünmeye önemli. Şey yaptılar. Ve onlar sürünürken,
Bakın. Evet. Onlar sürünürken Salih devreye giriyor. Hitam ölmüş ediyor. Adamı gidip de mezarlarla mı bağıracak mantıksız Salih? Mantıksız öyle şey olur mu? Mezarlarla mı bağıracak Salih? Konuşuyor onlarla. Şimdi onlara, o sürünen topluma onlara sırt çevirdi ve ey toplumum andolsun ki ben size Rabbimin gönderilerini tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz dedi. Dedi. Konuşmuş evet. Onlarla. Evet. O sürünenlere de böyle dedi. Ben size dedim. Dememiş miydim ben evet. Size yani? Evet. Şimdi burada hani bu son ayetle ilgili daha önce salat kavramında çok şey yaptık ama Meryem suresinin 59. ayeti vardı. Şimdi onlardan sonra öyle bir nesil geldi. Onlarda da salat ve salatın ikame ödevi olmasına rağmen evet. Onu ne yaptılar? Zayi ettiler diyor. Zayi ettiler demişti. Evet, bunlar evet. Tırpanlarmış. Devlet şeyiyle anlatılıyor burada. Bu istiharelerle anlatıyor. Orada salatı zayi ettiler. Kaybettiler. Tamam. Şehvetlerle uydular. Ondan sonra da felsefeyi yılgar. Belalarını buldular. Evet. Bir toplumda kamu yararına kurulması gereken, yaşaması gereken kurumlar ortadan yok edilirse o toplum çöker, dizüstü sürünür. Anlatabildim evet. Mi? Ve Allah'ın işte Meryem suresindeki belirttiği gibi belasını bulur gider. Ne güzel bir örnek. Tamam. Evet, tamam. Belasını tamam. Bulur şiddetli gider. Şiddetli sarsıntının işte bu şeyleri var. Evet. Aynı şeyleri bak öyle. İşte onların mesela Nemil suresinde işte onların şirk koşmak suretiyle işledikleri yanlışlar yüzünden çatıları çöküp ıssız kalmış evleri. Hiç şüphesiz ki bunu da bilen toplum için örnek vardır. Tamam. Nem suresinde. Şimdi evet. Kamer 31'de şüphesiz biz onların üzerine korkunç tek bir ses gönderdik. Ağırcının topladığı çalı çırpı gibi oluverdiler. Çalı çırpı gibi. Tamam benzetme ya. Bunlar ya. Ya benzetme. Artık şimdi çalı çırpı. Şimdi işsiz güçsüz kaldılar evet. Ya. Adamlar ne oldu? Çalı çırpı. Yani şu anda yani yine sosyal sağlık kurumları salat terk edilmiş ülkelere bir bakın. O memleketin üniversite bitirmiş gençleri de çalı çırpı gibi işe yaramaz halde sokakta dolaşıyor. Ürünüyorlar. Rüzgarın önünde oradan oraya savrulup gidiyor. Savrulup tamam, gidiyorlar. Tamam mı? Evet. Hiçbir işe yaramıyor. Çok enteresan. Bunlar bak şimdi şöyle bir şey var. Burada bunu tekrar şey yapayım. Bu ayetler bize masal olarak anlatılmıyor. İbret alalım diye anlatılıyor. Bütün bunlar mesele bu. Tamam bitti. Evet, hep ibret bunu, alınması için. Bunlar hep kıssa bunlar. Şimdi dizi sürünme, salatı evet. Ortadan kaldırmış kitlelerin hali. Orada felsefe, yelgavne, gaya, onu gaya çukuru, onun bir çeşitli ifadeleri belalarını bulacaklar. Belalarını en büyük azaba düşer olacaklar demek. Bir de gayyayı lağım çukuru de, bilmem şu çukuru de, cehennemde bilmem ne dedi, azap, ızdırap, buhran de, tamam mı? Ülkelerin ekonomik buhranı, siyasi buhranı, anladın mı? Hepsi yani. Tabii. Yani salatı ortadan kaldırmış, tevhid ilkesini ortadan kaldırmış, böyle gavs, mavs falan, şöyle Allah'la beraber bir hayli çakma ilah, Rab üretilmiş şeylerin akıbeti bu kavimle aynıdır kardeşim. Tamam mı? Kesin budur. Evet. Tamam.